6 Aralık, 12 Aralık. Değerli tüm burçlar, nelere dikkat etmelisiniz? Değerli koç burçları, tabii dakikalar sizin göreviniz. Yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, insanlara anlatıyorsunuz. YouTube ailesi olarak büyümeye, birlikte büyüyeceğiz, birlikte destek olacağız diyorum. Koçlar, bu hafta kendi içinizdeki rahatsız olan duygularınızı, kendinize olan ani kararlarınızı ve size ait olmayan düşüncelerin arkasında durmamaya özen gösterin. Aşk konusunda da yıpratıcı sözler ve sizi yıpratan insanları artık hayatınızdan çıkartmanız lazım. Değerli boğa burçları, kendinize doğru zeminler, doğru projeler, doğru imzalar için adım atacağınız bir hafta olacak. Her şeyden önemlisi de istediğiniz zaferin sevincini yaşayacaksınız. Belki de ilişkide size ait olmayanı sevmek artık sizi yoruyor olabilir. Yeniliğe hazır olmak lazım. Değerli ikizler burcu, ilişkilerde yaşadığınız temiz kalbi iş hayatınızda da yaşayıp yeni projeler, yeni olumluluklara adım atmak istiyorsunuz ama önünüzde çok engel var. Bu engeli aşmak için bu haftayı doğru şekilde başarmanız lazım. Değerli yengeç burçları, size en güzel sunulacak elmayı çürütmemeye ve işinizle alakalı problemleri iyileştirme haftanız olacak. Bence görmediğiniz gözünüze doğru bakın. Yeni olaylar size keyif verebilir. Aşk konusunda da biraz kırılgan ruhunuzda abartılarınız olabilir. Bu abartılardan uzak durun diyorum. Aslanlar, hayatta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünü geri bırakmanız doğru değil. Tabii ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama sizin eskisinden daha iyi olacak imkanlar, parasal evrede güçleneceğiniz güzel fırsatlar var. O yüzden bu hafta yeni anlaşma ve evraklarınıza doğru aşk konusunda da bir mum ışığında yemek yemeye ne ihtiyacınız var? Hadi yemek yiyin diyorum. Değerli Başak burçları, size verilen her imkanı sabırla, sevgiyle, şefkatle yaptınız. Artık bu evreyi karşı taraftaki insanlardan bekleme döneminiz. Bunların karşılığını alacaksınız ama siz belki de merhamet mağdurusunuz. Merhameti geride, netliği ileriye itmeniz lazım. İlişkide de artık başkasının annesi değil, kendiniz olmayı öğrenmeniz lazım. Değerli akrep burçları, kavga, gürültü, patırtı, her şey oldu. Ne istiyorsun? Artık yoluna, yönüne, parana, kendi hayatına ve kendi yönüne bakman lazım. Bence sen yalnızlıktan korkuyorsun. Yalnızlığını çöz bu hafta ve doğru adımla kendini bulmayı denersen daha güzel umutlara yelken açarsın diyorum. Yaylar, ballar, bal bal kabakları. Evet, hızlı ve akıcı bir hafta. Hayallerinize, hediyelerinize, size ait dokunacak her şeye güzel izin vereceksiniz. Kendinize izin vereceksiniz. Çünkü uzun süredir yorgun enerjinizi daha motivasyonunuzu arttırmış, daha bilinçli hareket edip yeni işler için, yeni paralar için kafanız hızlı çalışacak ve bu hız size çok keyif verecek diyorum. Oğlaklar, kim ne dediği değil, kimin ne yaptığı değil, benim yaptığımdan çok benim taklitlerimden yoruldum. Artık insanların beni taklit etmesi, benim arkamdan konuşup yüzüme bir şey diyemeyen insanlara elinizin işaretini vereceksiniz. Artık ben buyum diyeceğiniz ve herkesi tek tek uyaracağınız bir hafta olacak. İlişkide sadece uyarılmaktan çok sevilmeyi, sevilmekten çok yorulmamayı önereceksiniz. İlişkilerinizin yorucu evresinde biraz yıpranan tarafsınız. Hadi onları da artık yıpratmasına ve sizi kırmasına izin vermeyin diyorum. Değerli kova burçları, hiç mi kalbiniz acımadı, hiç mi beni insan yerine koymadınız, hiç mi değer vermediniz diyorsunuz bu hafta? Fazla değer verdiğiniz insanlar maşallah başınıza çıktı. Habire dilleri sürtüşüp sürtüşüp size laf sokuyor. Bu hafta onlarla ilgili gerçek yüzlerini yüzüne söyleyeceksiniz. Ama her şeyden önemlisi aileniz ve çevrenizdeki insanlara da sımsıkı sarılmayı da öğreneceksiniz. Ama ilişkinizdeki hatanızı, kendi yaptığınız hatalarınızı görme haftanız ve bu haftayı doğru geçirdiğiniz takdirde de artık ilişkiye sağlam adımlar. Değerli balık burçları, başkalarının taktiği ya da başkalarının yaptığı değil, benim yaptığım önemli. Ben varım, ben iyi ki doğdum diyeceğiniz bir hafta. İşinizle ilgili yeni imzalar, yenilikler ve hatta hayal ettiğiniz başvurunuzun onayı ve aşkı da en çok tatil kafanız vardı. Birlikte el ele sokakta öpüşmek isteyenler için güzel bir hafta.
sıkı çıkın dışarıda güzel güzel öpüşün diyorum. Ama almak istediğiniz anahtar ya da yapmak istediğiniz oluşumlar için güzel kredileriniz ya da olumluluklarınız var. Bunları doğru değerlendirin. Evet, ne yapıyorsunuz? Güzel bir haftaya umutla dokunuyorsunuz. Her şeye iyi geliyorsunuz. İyi olan her şeyi seviyorsunuz. Kötü olanları geride, iyi olanları içeride tutuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel kalın, hoşça kalın.